Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size DayZ'deki hastalık ve hastalık evrelerinden bahsedeceğim. Yani hastalığın olduğu sürede karakterimizin başına neler geliyor onlardan bahsedeceğim. Öncelikle oyundaki hastalıklar 3 ana sınıfa ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar hafif hastalıklar, orta dereceli hastalıklar ve kimyasal hastalıklar. Ve bu 3 ana hastalıkta kendi içlerinde 4 evreden oluşmaktalar. Bunu 1. 2. 3. ve 4. evre olarak bahsedeceğim. Hazırsanız hafif hastalıklarla başlayalım. Hafif hastalıklar genellikle böyle gıda zehirlenmelerinden meydana gelir. Atıyorum çürük patates yemişsinizdir, çürük et yemişsinizdir falan, o tarz hastalıklarda. Hastalığın süresi 50 dakika ile 1,5 saat arasında değişiyor oyunun içinde, ama hani basit olarak görünüyor hastalıklar, ama hani eğer yemeğinize ve suyunuza dikkat etmezseniz kan kaybından ölmeniz oldukça olası. Oldukça olası. Hemen resmimiz gelsin. Belirtileri de şunlar. Birinci evre ilk 3 ve 7 dakikada herhangi bir değişiklik yok. İkinci evrede 10. ve 20. dakikalar arası saniyede -0,02 su kaybı. Üçüncü evre, yani 20 ile 40 dakika arasında saniyede 0,05 su kaybı ve saniyede 0,1 kan kaybı yaşanıyor. Son evrede, dördüncü evrede 15 ve 30 dakika boyunca herhangi bir değişiklik yok. Normale dönüşüyoruz. Orta derece hastalıklara geçelim. Orta derece hastalıklar da yine hafif derecedekiler gibi gıda zehirlenmelerinden kaynaklanıyor. Fakat bunun etkisi daha uzun sürer ve kusma ve kan kaybı belirtileri vardır. Şimdi kusma kötü bir şeydir oyunda. Tabii her şey kötü de. Şimdi kusmada hani midenizde ne varsa yarısını boşaltıyorsunuz yani. O açıdan kötü. Hani doymuşsanız yine kusarak bir miktarını çıkartmış oluyorsunuz dışarı. Hemen belirtileri ve etkilerini görelim. İlk evre 3-7 dakika boyunca bir değişiklik yok. İkinci evre 10-30 dakika boyunca, 10 ila 30 dakika boyunca saniyede 0,05 su kaybı ve saniyede %0,2 kan kaybı. Bu hafif hastalıklardaki 3. evreden daha kötü, fark ettiyseniz. 3. evre 20 ve 40 dakika boyunca saniyede 0,01 su kaybı ve saniyede %0,1 kan kaybı. Ayrıyeten kusma gerçekleşiyor. Kusma da aşağıda gördüğümüz gibi -600 enerji ve -1000 su kaybı sağlıyor. 4. evrede de düzelmeye başlıyoruz. Geçelim kimyasal hastalıklar. Kimyasal hastalıklar da kimyasal maddelerin kazayla içilmesi sonucunda yakalanan hastalıklar. Bunun bir çaresi yoktur diye biliyorum. Genellikle ölünür yani. Hemen evrelerine bakalım. 1. evre 40 saniye ve 2 dakika arasında hiçbir değişiklik yok. 2. evre saniyede -1 su kaybı, saniyede %0,5 enerji kaybı, saniyede %0,5 kan kaybı. Bu çok büyük bir orandır dikkat ederseniz. 3. evre 20 ve 40 dakika sürüyor, saniyede -2 su kaybı, saniyede %0,3 enerji kaybı ve saniyede 0,3 kan kaybı. Ayrıyeten kusma da gerçekleşiyor. 4. evrede de saniyede -1 su kaybı, saniyede %0,01 kan kaybı ve kusma gerçekleşiyor. Bu 3. evreye oranla daha makul seviyede bir evre. Ama hani eğer yiyecek içeceğiniz yoksa ölürsünüz yani. Benden uyarması. Evet hanımlar beyler, bu videomuzda da DayZ'deki hastalık ve hastalık evrelerinden bahsettik. Bir sonraki videolar için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.